Merhaba değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz haftanın Spor Toto neticelerini ve onunla birlikte yapmış olduğum bahis tahminlerini değerlendirmek üzere karşınızdayım. Hepinize iyi bir öğleden sonra diliyorum. Değerli dostlar, bu sefer çok kötü olmadı. Yani şöyle çok kötü olmadı. Hani diyorum ya ben hep 15 maçın 8'ini bilirsem başarılı sayılırım. Yani 6 tane de kaldım Spor Toto'da. Detaylarını şimdi anlatacağım. Bahis tahmininde ise 9 tane bildim. Yalnız çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Yani söylediğimi hani tutturmak için mi yapıyor? Özellikle Türkiye Ligi'ndeki takımlar bilmem. Benim bir iddiam vardı. Türkiye Futbol Ligi'nde 2-3 gol tahmini yaparsanız yanılmazsınız diye. Bu sefer de öyle olmadı. Herkesin gol atası geldi. Bu konuyu belirttikten sonra değerlendirmeme müsaade ederseniz başlamak istiyorum. Başakşehir Rize Spor maçında işte iki fark olabilir demiştim. İşte üstü olur dedim. Üstünü bildim. Başakşehir'i de bildim. Ama 5 gol olacağını da hiç tahmin etmiyorum. Denizli Kasımpaşa maçı beni birazcık yani zorladı. İki yönden yandı. Burada bilemedim. Bir tanesi Denizli Spor'un yeneceğini zannediyordum. Kasımpaşa bildi. Bir de hiç tahmin etmediğim şekilde o maçın alt veya 1-2 gol olacağını, yani şimdi tam hatırlamıyorum, 2-3 gol düşünüyordum. Ama 1 golle bitti. Alanya Spor, Sivas Spor maçı 3 aşağı 5 yukarı. Yani çok büyük başarıyla Spor Toto'da bulduğum bir maçtır. Alanya Spor'un gidişine dur diyeceğini bildim. Ve iddia bahiste de bildiğim maçlardan biri. Değerli arkadaşlarım, Galatasaray Fenerbahçe maçında biraz şiştim. Yani eğer beraberliği bildim, 1-1 diyordum. 0-0 bitti. Ama 2-3 gol olur diyordum, gol sesi çıkmadı. Değerli arkadaşlarım, bu Galatasaray Fenerbahçe maçını değerlendirdikten sonra bugün biliyorsunuz Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'le Şampiyon Kulüpler'de bir maçı var. Onunla ilgili de biraz bir şey söylemek isterim. Oradan yola çıkarak başka konuya da değinmenin ben faydası olduğunu düşünüyorum. Bu maç aslında Fatih Terim'in ne kadar zeki olduğunu yaptığı konuşmalarda görebileceğiniz bir maç. Ben adım gibi eminim. Vallahi böyle ayakları zangır zangır titriyordur kardeşim korkudan. Amacı az gollü, mümkünse berabere bitecek bir maçtır. Ama Paris Saint-Germain'in İşte Neymar'ın cezalı olması, işte büyük golcüleri olan kişinin sakat olması, Mbappe'nin daha yeni başlaması. Ben bu hafta Fransa'da bunun maçını seyrettim. Adam çok hevesli, istekli. Ancak topu dağlara taşlara vuruyor. Epey uzun zamandır oynamadı, sakattı. İşte Fatih Terim de her zamanki Fatih Terim olayını konuşmalarında gösteriyor.
Mesela diyor ki yani ya çok zeki bir adam Fatih Terim. Emin olun çok zeki adam. Zaten o zeki olma olayı adam bugüne kadar taşıdı. Akıcı böyle bilmemci bir oyun oynamak amacımız diyor. Doğru mu? Ya ya hiç böyle bir şey yok. Aman efendim gol yemeyin diye koymuş. Ama öyle güzel söylüyor ki. Yani seyircimiz diyor bizim bu hani maçı diyor kazanabiliriz de diyor kaybedebiliriz de diyor. Ama bizim bu duygusal ruhumuzun hep arkasındadır. Bugüne kadar arkasında oldu. Bundan sonra da arkasında olacak. Of nasıl böyle paketliyor abi burada. Yani burada mı yersiniz eve mi götürürsünüz? Öyle güzel söylüyor ki. O coşku ve heyecanım var diyor. Yani bu maçı kaybetsek bile diyor seyirci arkamızda olmalı diyor. Her şeyi öyle. Bir de koyun bunun üstüne yani bireysel hataları ve benim hep söylediğim gibi yani o, bu eksik Saint Germain maçın kadrosunun Galatasaray'a çok penaltı yaptırma şansı olduğunu da düşünüyorum. Benim görebildiğim kadarıyla Fatih'in kafasında şu var. Yani ilk 15-20 dakikada gol yersek boku yedik abi. Yani her şey olsun bu olmasın diyor. Çünkü o zaman o kadar sıkıntılı bir duruma girecek ki. Bir kere mağlup durmaya düşürük. İki, değerlendirmek için açılmak zorunda kalacak. Bütün hedefleri darmadağın olacak. O Paris Germain'de hücum edeceğim diye biraz ortaya açarsan hani kaba koyar gibi oyarlar üstüne badem koyarlar kardeşim. Böyle de sıkıntılı bir maç. Umarım benim korkularım olmaz. İş Fatih Terim'in düşüncesi gibi yürür. Az gollü ve lehimize olan bir maç gerçekleştiririz. Bu konuda söylemek istediğim bir başka konu arkadaşlar. Bu altyapı. Şimdi altyapıdan oyuncu falan çıkıyor çıkmıyor diyorlar ya. Altyapıyı söylemek için o gün Paris Saint-Germain'in Alman çalıştırıcısını şöyle bir görmek lazım. Adam yani iki senedir falan Fransız takımını çalıştırıyor. Toplantıya çıktı. Fransızca konuşuyor. Peki sen? İki senedir Fransızca konuşacak kadar, sorulara cevap verecek kadar Fransızcaya vakıf olmuş. Bir de işin ilginç yanı ben Almancadan bilirim. Almanca İngilizce ile eşleştir. Çok da kelime vardır. Yani Almanca bilen biri İngilizceye çok çabuk yakalar. Ancak Fransızca bambaşka bir dil. Buna vakıf olmak için çok okumak, çok çalışmak hocalar önünde eğitmektir. Şöyle bir düşünün dostlar. Bizim ülkemizdeki sporu. Teknik direktörleri şöyle bir düşünün. Hangisi şampiyon kulüplerde veya ne bileyim kupa galiplerinde UEFA kupasında oynadığı zaman, sahaya çıktığı zaman tercümansız konuşabiliyor? Hiçbir. Belki bazıları vardır. O da mesela geçenlerde oldu. Okan Buruk İtalya'da oynamış. İtalyancayı gayet iyi biliyor. Onda da bir böyle garip garip bir sistem. Başkası tercüme ediyor. Bıraksa adam konuşacak. O zaman da bizim değerli basın mensubunda çok insan bilir ya. Bu sefer onlar anlamayacak. Yani kendine karışık bir durum. Şimdi bunu niye söyledim biliyor musunuz? Bu altyapı dediğiniz zaman bizde bir hastalık var kardeşim. Zamanında oynamış, öyle böyle futbolcu olmuş adamları altyapıya antrenör yaparız. Ondan sonra da yani ta niye yetişmiyor diye. Yahu iyi futbolcu
her zaman iyi antrenör olmaz. Çünkü kendini geliştirmesi lazım. Bir kere bugünün dünyasında kesinlikle bir lisanı bilecek. Dışarıdaki yayınları takip edebilecek, haberlerle uğraşabilecek. Ya bunu yapan spor yazarı bile o kadar az ki. Değerlileri var tabii. Yeni yetişmişler, okumuşlar ama o bizim eski şekilde, yani futbolcu eskilerini şöyle bir düşünün. Onlarda da yok. Sevmiyoruz kardeşim. Yani dış dünyayı şimdi, yani yeni sistemleri falan şey yapacağız ama lisan bilmiyoruz. Lisan bilmememiz çok önemli değil. Lisanı öğrenmek de istemiyoruz. Adam geliyor, özel hoca tutuyor ya. Türkçe öğrenmek için. İşte Fenerbahçe'de gelmiş olan Kruse fiskal maç söyledi. Doğru yanlış. Hani bir propaganda olsun, sevgi olsun ayrı. Ama adam gelmiş demiş ki ben bu memlekette top oynayacağım. Türkçe öğrenmem lazım. Ya sen bunu bir gavur söylüyorsa, gavur derken yani kötü manada söylemiyor, bir yabancı söylüyorsa, sen de yani böyle beynelme bir hoca olmuşsun, takımında bir tane Türk yok oynayanlar arasında, sen de biraz bir tarafını kaldır da kardeşim lisan öğren ya. Maalesef bunu yapmadığımız için. Altyapıya da böyle işte üniversite mezunları, spor akademisi mezunu, lisan bilen insanları koymak yerine futbolcu eskilerini koyduğumuz sürece, basında da bunların öne geçtiği sürece Türkiye'de bence futbolun kalitesini belirli bir yere getirmek çok da mümkün değil. Neyse, neticelere devam edelim arkadaşlar. Konya Spor, Kayseri Spor maçı yine benim şey yaptığımız maçtır. Ama çok büyük haksızlıklar yapıldı. Yani Konya Spor maçı beraber bitecekti benim iddia ettiğim gibi. Ve alt olacaktı. Ama değerli bir hakemimiz evvela onu bunu ona attı, şunu attı, penaltı verdi. Ne yaptı? Etti. Konya'yı galip getirdi kardeşim. Ondan sonra da işte yine olaylar yine konuşulacaktır. Antalya Spor, Yeni Malatya Spor maçında ise burada da beceremedim. Yani Antalya Spor'un Malatya Spor'u yenmesi vallahi bana bile geliyor ki Sergen'e hani böyle bağırıyorlar ya işte Beşiktaş kulübü hani Sergen gelsin diye işte. Onun aklını mı çeldi yoksa bir başka neden mi? Yoksa yani çok sevdiğim kardeşim Antalya Spor'un teknik direktörü Bülent'in durumunun sallantıda olduğundan mıdır nedir? Antalya Spor, Malatya Spor'u 3-0 yendi. Bülent için hayırlı olsun. Ama ben bilemedim. Yani bilemem derken yani 2,5 gol üstünü bildim. Ama Antalya Spor'un yerine ben Malatya'nın yeneceğini düşünüyordum. Ankara Gençler Birliği maçı da aynı oldu. Onu da berabere biteceğini tahmin ediyordum. Zaten berabere de bitmesi lazımdı. Gol olmaz 0-0 falan bile gidebilir maç diyordum. Öyle böyle 2-1 Ankara Gücü geldi. Bahis dedi. Yaptık. Arkadaşlar Trabzonspor Beşiktaş maçına gelmek gerekirse emin olun anlayamadığım işlerden bir tanesi. Trabzonspor Beşiktaş'ı 4-1 yendi. Yani çok şaşırtıcı değil. Çünkü ben de Trabzon'un yeneceğini de yani üst biteceğini de biliyordum. O bakımdan söylemiyorum. Ama yani teknik direktörü Ünal Karaman bir çıktı kardeşim. Seyir zemberek. Ya buna niye, ne gerek var? Yenmişim kardeşim. Demek ki belirli cins adamlar hala böyle taraftar kisvesi altında veya bir amaçla yani bu neticeyi bile Ünal Karaman üzerinden eleştiriyorlar. Yani onu
Nasıl indiririz yerine kimi artık kimi koyacaklarsa. Yaparız diyorlar. Beşiktaş'ın durumu ondan kötü. Yani şu anda Allah kimseyi Beşiktaşlı yapmasın kardeş. Hani demişler ya, baktın olmuyor, bakmayacaksın. Aynı o durum. Ne yapsa olmuyor arkadaşlar. Yani Abdullah Avcı bir şeyler yapmaya çalışıyor ama benim ilk günden söylediğim gibi, yani düşündüğü şeyler harika, pozitif. Ama yani o yemeği pişirmek için olan gerekli malzeme yok. Yok. Olmayacak da böyle giderse. E bu arada bir de başkan işte ben öyle isterim, böyle isterim. Yoksa ne olacağını ben de bilmiyorum. Hadi bu maç bitti. Nasıl kurtaracaklar bilmiyorum. Ama perşembe günü bir de Kupa Galipleri maçı oynayacak İngiltere takımıyla. E ne olacak orada? Seyirci arkasında duracak mı? Başkan istifa mı diyecek? Ya o sırada hakikaten değerli bir takım olarak da ilkten atarsa ne yapacaksın oradaki seyirci? Vallahi Abdullah Avcı'nın işi zor dostlar. Neyse. Gazişehir, Gaziantep, Göztepe maçı da aynı şekildedir. Göztepe'nin teknik direktörü Taner Tuna, sevdiğim biri. Değer verdiğim bir arkadaş. Yenilmediğine memnun oldum. Ama yine yani o hata bu hatayla maalesef Gaziantep Spor Göztepe maçında beraberliği bildim. Ama daha fazla gol olacağını tahmin ediyordum. Neyse değerli dostlar, diğer maçlarda da şöyle söyleyeyim. Atletico Madrid Real Madrid'in beraber etmesi, Everton'ın Manchester City maçını Manchester City'nin kazanması, Getafe Barcelona maçını Barcelona'nın kazanması, bunlar hep benim bildiğim şeyler. Paderborn Bayern Münih de aynı şekilde bildim. Ve her iki tarafta da bildi. Milan Fiorentina maçını acıyorum. Ama Manchester United Arsenal maçında, yani ben futbolu biliyorum kardeşim diyorum. 1-1 bitti. Ben de zaten beraber olacak demiştim. Ama daha çok gol olacağını tahmin ediyordum. Sonuç olarak değerli dostlar, bugün size Sporta da sonuçlarını anlatırken aynı anda önümüzdeki şampiyon kulüpler ve UEFA Kupası ile ilgili olan Beşiktaş ve Galatasaray takımlarıyla ilgili olarak görüşlerimi de açıkladım. Daha iddialıyım. Zannediyorum biraz daha işi ilerlettim. Gelecek haftaki Spor Toto tahminlerimin daha tutarlı, bahislerin ise daha uygun şartlarla belirleyebileceğimi düşünüyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Cuma günü yeni bir spor programında görüşmek üzere sevgili dostlar.